Arkadaşlar bu ayın 24, 25 ve 26'sında İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da Absenter Arıcılık ve Arun Ürünleri Festivali var. Orada birçok şirket var ve şirketlerin sunmuş olduğu malzemeler, ürünler var. Mutlaka gelip bunları görün. Yani şey düşünmeyin. Ya gideceğim de işte orada bildiğimiz kovan var diye düşünmeyin. İşte arı eldiveni var, yok tutacağı var diye düşünmeyin arkadaşlar. Değişik değişik ürünler var. Değişik değişik firmalar var ve bu firmalarla anlaşmalar yapabilirsiniz. Balınızı, propolisinizi, poleninizi, arı sütünüzü satabilirsiniz. O yüzden mutlaka gelin. Çünkü orada göreceğiniz yeni bir ürün sizin arıcılık yönteminizi, sisteminizi değiştirebilir. Eğer gelmezseniz fuarda gösterilen yeni bir ürünü göremezsiniz ve bu ürünü ancak 5 sene sonra bir arkadaşınızdan duyarsanız ancak o zaman görebilirsiniz. Çoğu arıcımız böyle yapıyor. Fuara gitmiyor ama 3-4 sene sonra "Aa, bu ürün nereden çıktı?" diye etrafına soruyor. 24'ü, 25'i ve 26'sında arkadaşlar ben oradayım. Benimle görüşmek isteyen, tanışmak isteyen arkadaşımız varsa buyursun gelsin. Tanışalım, sohbet edelim. Ayrıca Yalçın Sezer Bey'le de bir sohbetim olacak. Ve fuarda videolar çekeceğim. Parça parça video olarak atacağım arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz ama mutlaka fuara gelin. Çünkü fuara gelen şirketler bizim için geliyor. Biz de onlara destek olalım ki fuarlarımız büyüsün, gelişsin ve ekipmanlarımız ve arıcılığımız her zaman iyi olsun. Murat, birkaç gün önce arkadaşlar arı bulmuşlar çatı katında. He, şu kovan. Bulduklarını da bu kovana koymuşlar. İyi maşallah, dışında baksana arıya. Bakayım. Kurcaladınız mı? Hep dışında geziyor ha. Yok, kurcalamamışlar. Daha yeni açacak. Ha, dışında. He, dışında bak. Diğerlerinde bir şey yok. Atamadım içine bu. Evin çatı katında mı buldunuz? Dursun mu? Atalım hadi. Atalım değil mi? Evet. Abi şu kovanı getiriyorsan dur hemen bir dakika abi sen gelip yanıma. Senin maşallah. Ya şu kovanı al. Çatı katında bulduk da. Aslında hava pek güzel değil ama mecburiyetten dolayı. Bak bu arı, o arı oyuna koysan bu daha iyi uyum sağlar. Dışarıdan gelmiş ya. O biraz el kedisi olduğu için şey zorlanabilir yani. Ve oraya başa mı koyacağım? Yürüyor. Yerine koyacağım da. Hazırlığını yapalım diye. Ya ön tarafı gayet hareketli. Şey abi daha içeri temizlik falan yapıyor ya. O kadar kalabalık değil ya. Şeye gibi çıkıyor. Temizlik yapıyor olabilir bak. Daha arının şeyini orada 3'te 1'i kaldı ya. Arının 3'te 1'i kaldı orada bir de. Allah Allah. Çatı kat olunca. Ne iş yapaydın? Kovan koyacak yer yok muydu? İş adamlar, getir. Adamlar çalışıyor orada tamam mı? He. Çatıyı yapmaya çalışıyorlar. Bana diyor ki alacaksan al yoksa adam diyor ki yakacağım ben bunu diyor. Ben de bunu apar topar aldık. Kovana bastık. Biraz da körük sıktık. Anası orada mı kaldı acaba? Yok, anayı aldık. Anayı gördük. Ya indir yaz. Duman versen kaçarız ya. İşte bana da ufak bir video atmışlar. Bunlar da balları. Temizleyeceğiz, indir onları alacağız. Aslında şey haberim yani. Olsa gelirdin de. Böyle vakit alınacak yokmuş. Bir yerde değil, vinçle aldım. He. Yakın bir yerde değil yani, vinçle yukarı Fransız çıkmışlar. Fransız balkon var ya. He he. Fransız balkonun üzerine koymuş. Bayağı bir uzak bir yerde yani. Şu anda temizlik yaptıkları için bu kadar dışarıdalar diyor İbrahim. Aynen aynen. Çünkü evet. İçerisi biraz şey, tahtası var, çöpü var, memnesi var, acele ama almışlar. O sebenin altına yapmış, o sebe de çürümüştü. Ancak bu kadar alabildik. Şimdi bakacağız bayım. Daha hiç açmadık. 7 kilo bal mı çıktı içinden? 15 kilo bal çıktı abi. 15 kilo. Oo, maşallah. Ev sahibi bir 10 kilosunu aldı. Geri kalanını bir kötü toparladık. Bak orada kırıntılar var. Petekler tüm orada. Hmm. Çek bak istersen. Nerede? Bak o tahta da var. Ha şurada şurada. Yeni değil, gel gel. Bakımlarım daha çok çoğalıyor biliyor musun? Şey petek. Ana şuna yapmış. Bak. Hakiki mi olmuş tabi? Yavru da mı atmış oraya? Yavru da atmış. Yalnız bu yavru çürüklüğü var bunda. Polen de vardı ha. Bunda yavru çürüklüğü var. İbrahim. Kovanda yavru çürüklüğü var mı bakalım? Çok azıcık var. Var çünkü bunda. Çok az var. Normalde bak şu tahtaya. Görüyor musun? Böyleyken. Vay be. Yapmışlar araya. Çizgi çizgi pete var. Evet. Çizgi çizgi yapmış. Bak pete yapmışlar. Ha
alabildiklerini almışlar. Hmm. Orada bayağı kalmış baksana. Rahat, tam bir kovanlı karı varmış orada. Kovanı bayağı iyiymiş. Ha, orada da var daha. Bak gel bir de orada var. Bu da devamı. Ya bildiğin bayağı bir 10 çıtadan fazla bu ya. Bak 15 kilo balandık diyor baksana. Bak poleni görüyor musun? Polene bak. Polen arıları ayıklar buldu. Ama yağmur yağsa ıslanır. Evet ıslanınca iyi olmuyor ya polen. Depetek de iyi olmuyor. Ben de yağmur. Bunu buraya değil de. Gerçi yağmur yok şu aralar. Bulanık hava yağdı. Hep polen var içlerinde. Hadi nereye? Ha. Ha gel bir de oraya bakalım. 15 kilo tabii canım. Oraya kovan koyabileceksin. Kovana bir aktaracağım bunları. Abi yani. Neredeyse iki katlı arı varmış o zaman. Peteğiyle yiyeceksin işte bu da. Değil mi? İki katlı arı varmış orada ya. Yalnız yavru çürüklüğü başlamış. O büyük bir ihtimalle sönecek de orada. Olabilir. İyi ki almışlar. Baksana şunu ne güzel dalak yapmış. Ya sarkım yapmış hayvan. Şu tahtanın altına. Bak bunlar içinden çıkmış yeni yavrular çıkıyor. Siyah siyah daha. Daha ölmüş bak. Parlak parlak yavrular çıkıyor. Gel kovanı açıyorlar. Hava şartları müsait değil ama bunu aktarmaya mecburuz. Evet. Onun için aktarıyoruz yani. Tamam. Yoksa bu zamanda kovan aktarılmaz. Bu havada aktarılmaz. Tüm balını aldığımız için takviye bal vermiştik. Şu çıtalarda ipler var arkadaşlar. Onlar petekleri tutturmak için. Şimdi daha ne sekedi göreceğiz inşallah. Evet bir de anlatırsan abi ne yaptığınızı. Nasıl yaptınız? Ha, bunu aldığımızda orada tabii ki çerçeve olmadığı için bu aldığınız petekleri çerçeveye mum takılmamış boş çerçeveye getirip monte ettik. Şimdi göstereceğim. Bayağı da bir yavru vardı onlarda. Yani yavru araya gitmesin diye mecbur tabii, kestiniz. Kesip kesip. Yavrular çıkınca onları alacağız. Petekleri değiştireceğiz. Evet. Biliyorsun. Onu da bak bal bile yap. Anasına bakıyoruz abi. Çok demen ya. Alırken anasını orada görmüştük. Ama başına bir iş geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz. Evet bir dana kontrolü yapalım. Çatıdan aldık bayağı bir uğraştık. Sende başlık var mı Murat? Başlık yok bende. Abi görüyorsun yavru. Bunları yapıştırdık. Arada yavru çocukları da var. Şöyle gelmeyin kardeş şurada geç abi sen. Abi üstümde başlık yok saldırıyor da. Şöyle arkaya geç. Şey yapsaydın benim ilerlerde vardı başlık ya. İp ile böyle bağladık. Kelle yapıştırdık. İp ile bağladık şeyi. Hüseyin abi sende var mı başlık? Yarım başlık var abi. Yatır. Malzeme kovanını açık abi. Mavi kovan herhalde. Yalnız bak yavru çürüklüğüne bir dikkat etsene. Var gibi geliyor bana. Var bak, ufak tane. Birkaç tane var da abi. Hüseyin abi. Abi zaten onlar çıkaracağız. He, buna dikkat edelim geçeceğiz. Yani. Alacağız. Şöyle yakından. Bir de anaya da bakıyoruz. Anamızı, günlüğümüzü. Bu ikincisi de. Evet. Anarya bakalım. Abi günlük varmış, günlük atmış. Abi. Günlük atmış. Evet. Evet, günlük var abi. Hemen oradan bakayım abi, bir saniye dur. Ben güneşten gözüküyorsa. Şöyle içini çekeyim bak. Evet abi. Arkadaşlar bu tahtalar, çöpler, şu anda arı, onları dışarı atmak için bayağı uğraşıyor. O yüzden kovanı değiştiriyor arkadaşlar. Bak yavru çürüklüğü falan da var ama bak şurada yeni günlük atmış. Şöyle bir çevirsene güneşe doğru. Şurada abi bak, şu arada. 3-5 günlük. Biz bunu ne günü almıştık abi? Çarşamba günü mü almıştık? Evet. Evet çarşamba günü almıştık. Bugün pazar. Bu yavrular çıkınca tabii ben bunları petekleri evet, bu alacağım. Şu kısım yavru güzel. Hüseyin abi öbür tarafta yavrulu.
Zaten siz var ya, bunu almasanız yavru çürüklüğünden bu sıkıntıya girecekmiş, öyle gözüküyor. Abi çok kalabalık arıydı ya. Yani yarısından fazlasını alabildik, yani bir yarısı orada kaldı. Gitmen şu iki tanesinin ana. Bu saatlerde olmaması gerekiyor. Bu da yavrulu. Evet. Şey yani, yavrusu güzelmiş. Çok da yavrusu. Bir de şey, dalakları bayağı büyükmüş. Evet. Ağır serbestlik 60. Yani 1 metre 30 santim, 1 metre 40 santim uzunluğunda dalaklar vardı abi. Ama o aslında söylemeye yeni yavrular. Baksana dalak. Evet. Büyük büyük kesmişsiniz. Hı-hı. Bunlar çıkıyor ama öyle mi yavrular? Kafayı çıkarmışlar. Abi onlar büyük ihtimalle zarar görmüşler. Zarar görmüş olabilir evet. Bir kere de taşıma esasında. Aynen. Bunlar zarar görmüş. Şimdi biz taşırken orada bağlayamadık. Buraya gelince bağladık bunları. Abi şu ağacı alabilirsin. Dursun şey ilk tane görüyor herhalde. Burada. Yine elime soktum bu sefer de. Anayı hala göremedik ama. Günlüğü gördün mü? Günlüğü gördük. Madem farkta sıkıntı değil. Ama iyi yapıyor. Ana büyük ihtimalle yavru çürüğü başladığı için ondan fazla yumurta atıyor abi. Evet. Evet. Yeni kovana koymanız iyi olmuş. Baksana içe pis. Ay arıyı uğraştıracak. Hadi bakalım ana arıyı kim bulacak önce? Ana arı bence koyduklarınız da olabilir içinde. Ben buldum abi. Aha. Gördün mü? Burada. İbrahim, İbrahim bulmuş. Evet. Anamız burada. Evet. Daha da yeniye benziyor ya. Evet. Ha, güzel. Güzel bir ana. Zaten yumurtlamasından belli ya. Aynı ana ya. Çıtalar da bayağı büyük. İyi yani. Şimdi. Bu da son çıtamız. Bunu buraya yanaştır. Şuraya yanaştır. Yok, o iki çıta bacım abi. Öyle mi? Daha iyi. Adam ev sahibi görmemiş mi bunu içe? Görmüş abi. Bir yıldır bekliyorlarmış. Bir yıldır bekliyorlar mı? Evet. Alamamışlar mı? Yok. Adamlar bağlamadı abi. 15 kilo bağlamadı ya. Maşallah organik peteğe bile organik. Evet abi, sıkıştırın arıyı. Fazla çıta hiç bırakmayın abi. Hatta onu da alın. Alayım abi. Onu da alayım abi. Çünkü arının şu anda şeye ihtiyacı var, sıkışmaya. Biz o gün bilemediğimiz için. Evet. Öylesin koyduk gittik. Aynen. Öyle en güzeli. Şu anda kaza göre ayarlarız. Şimdi bak bu böyle komple yavru burası. O yüzden bak koy abi. Buna şimdi şerbet koy, şerbet verin. Şerbet yok, bal var abi, bal. Tamam, bal verin. Açalım şerbet bunu. Verin. Hiç fark etmez. Onlar deler abi, o ince çünkü. Gelmiş zaten abi. Gelmiş abi. He, ince o ya, deler. Ben derin ne tarafta onu bakayım yani. Evet, bugünün tarihini alalım. Bugün ayın 12'si galiba değil mi? Evet. 12-12-2020. Yok, 12-1. Pardon, 12-12 diyor. 12-01-2020. Abi biz vermiş şu olarak. İkisi de biz verdik yani. Her ihtimal karşı olsun diye. Evet abi, şeyler zaten yavrular da düşmüş. Yani onu temizlememiz gerekiyor, almamız gerekiyordu. Vallahi iyisi iyi yaptınız değiştirmekle. Çırp abi. Zaten o kalabalık senin dediğin gibi içeriği temizlemek için uğraşıyor. Evet, evet. Şimdi tertemiz. Bu kovana yerleşecek. Hiç uğraşmayacak. Ha, bunu biraz geriye alalım istersen. Alacağız abi. Yok, şuraya koyarsın, o bırak bana. Sen bitti. Uçar gider abi. Şimdi fazla şey yapalım. Baksana bayağı bir abi onu şey, temizleyeceğim diye yazıp ya. Uğraşır dururdu baksana ya. Aynen. Şu pisse. Tahtalar mahtalar her şey var içinde. Anca böyle alabilir. İyi, o sebenin altına yapmış zaten. Evet. Şimdi bir de benim arıya bakalım. Şuradan. Yok gayet güzel duruyor ya. Biz alçakta oturmayı sevmekti. Gayet güzel, aynı duruyor. Geçen ben geldim, yaydın da şöyle. Hepsinde vardı. Aynı duruyor, güzel. Sola kaymışlar şimdi. Bakayım, yok yok, aynı yerdeler.
Geçen ben geldim de şöyle yaygındı. He. Şimdi şurada boş kalmış mesela. Bana fark yok gibi geldi de. Yoğunluk falan, topluluk bir şey olması. Hava derecesinden kaynaklanır ya. Olabilir. Evet. Zaman zaman toparlanır. Isındığı için diyorsun biraz açılıyor. Evet. Akşam bu toparlanır yukarıya. Aynen, hava şu anda 15 derece herhalde bugün. Evet, 15-16 civarında. Evet ya, sanki bahara giriyoruz ha.